Herkese merhaba. Meleğin Mutfağı kanalımda sizler için birbirinden güzel tarifler hazırlıyorum. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Merhabalar. Meleğin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün çok pratik ve de çok hafif bir tatlı tarifiyle sizlerleyim. İncir uyutması. Ben malzemeleri hazırladım. Haydi buyurun başlayalım. 250 gram incirimizin içine kaynattığımız sudan ilave ediyorum ve yarım saat bekletiyorum. 250 gram incir 15-16 adet incire tekabül ediyor. Bu şekilde bekleterek biraz yumuşamalarını sağlıyorum. Yarım saat sıcak suda beklettiğimiz incirlerimizin suyunu süzüyoruz. Sudan çıkardığımız incirlerimizi küçük küçük kesiyoruz. Şu baş kısımlarındaki saplarını da alıyorum. İncirlerimizi ufak ufak doğradık. Şimdi 1 litre sütümüzü ocağımıza alacağız ve de ısıtacağız. Sütümüzü ısıtmak için ocağa aldım. Şimdi sütümüzü serçe parmağımızla kontrol edelim. Parmağımızı hafiften ısırıyor olması gerekiyor. Yani sıcağa yakın bir ılık olması gerekiyor. Bu şekilde olduğu zaman ocağımızın altını kapatalım. Sütümüz ısındı. Şimdi ocağımızın altını kapatıyorum. Isıttığımız sütümüzü incirlerle buluşturma vakti geldi. Şimdi sütümüzü incirlerin içine koyuyorum. İncirler ezilsin diye blenderdan geçireceğim. Siz bu şekilde de mayalayabilirsiniz. İçine isterseniz biraz şeker koyabilirsiniz ama incirlerin şekeri yeterli geliyor. Ben o yüzden şeker kullanmayacağım. Şimdi blenderdan geçirelim. Blenderdan da geçirdikten sonra şimdi küçük kaselere koyabiliriz. Şimdi kaselere paylaştırıyorum. Kaselere tatlımızı paylaştırdım. Şimdi mayalanma aşamasına geldik. Mayalanma aşamasını isterseniz üzerine bir örtüyle, bezle örterek mayalayabilirsiniz. Ben kapalı alan olarak fırınımı kullanacağım. Orada bekleteceğim. Tatlılarımızı fırının içine mayalanması için koydum. Fırını sadece kapalı alan olarak kullanacağız. Ortam sıcaklığına bağlı olarak 3-4 saat kadar mayalanması için bekleteceğiz. İncirleri uyandırma vakti geldi. Şimdi bakıyorum. Görüyorsunuz ki mayalanmış. Şimdi buzdolabına koyabiliriz. Buzdolabında soğuttuğumuz tatlılarımızı ceviz ve Hindistan cevizi ile süsledim. Tatlılarımız servise hazırdır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beğendiyseniz yorumlara bir kalp bırakmayı unutmayın.